Evet arkadaşlar şimdi vektörlerin toplanması ile ilgili örneklerimize bakalım. İlk örneğimizde 4 Newton, 5 Newton ve 6 Newton büyüklüğündeki vektörlerimiz verilmiş ve bu vektörlerin bileşke değeri bize soruluyor. Şimdi öncelikli olarak aradaki açılarımız 120'şer derece. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünelim. Şurada bir F kuvveti, burada da bir F kuvvetimiz bulunsun. Aşağı yönde de başka bir F kuvvetinin oluşturulduğunu kabul ediyorum. Aradaki açısal değerlerimiz 120'şer derece ise F ile F birbirine eşit kuvvetlerde aradaki açı 120 derece ise bileşke kendisine eşitti ve tam ortadan devam ediyordu. O zaman şu iki F değerinin bileşke değeri için tam ortadan F kadarlık bir büyüklük yazabiliyorum. E peki F'ler birbirine eşit fakat zıt yönlü olduğu için bu bileşkenin sıfıra eşit olduğunu söyleyebiliriz. Yani F, F, F aradaki açıda da 120'şer derece ise bileşke sıfırlanıyormuş. Peki ben soruma dönecek olursam, artık şunu diyebilirim o zaman. Şurada 4, burada 4 ve burada da 4 Newton'luk bir kuvvet olsa. Ve aralarındaki açılar 120'şer derece ise bu bileşkenin de artık 0'a eşit olduğunu söyleyebiliriz. O zaman ben buradaki kuvvetlerin hepsini 4'er tane azaltıyorum. 4'er Newton azalttık. Burası ne yaptı? 1 Newton. Peki burada ne kaldı arkadaşlar? 2 Newton. Sorumuz artık şu hale dönüştü diyebilir miyim? Şurada 2 Newton ve burada da neyimiz var? 1 Newton'umuz var. Aradaki açımızda 120 derece kadar. Peki buradaki iki kuvvet 1 Newton 1 Newton olsaydı arada bileşkemizin tam ortadan 1 Newton büyüklüğünde olması gerekir miydi? O zaman şuradan birer Newton alıyorum. Burada 1 Newton kaldı. Burası artık sıfırlandı. Ve şuradaki açımız da 60 derece. Sorumuz yeniden farklı bir hal aldı. Burası 1 Newton. Şurası da bizim için 1 Newton. Ve aradaki açımız arkadaşlar 60 derece kadar. Peki 1 Newton 1 Newton. Aradaki açımız 60 derece ise bileşkemizin aldığı değer artık kök 3 Newton kadardır diyebiliyoruz. Aynı düzlemde bulunan iki vektörün bileşkesinin en büyük değeri R maksimum, en küçük değeri de R minimuma oranı. 5 olduğuna göre bu vektörlerin büyüklükleri oranı kaçtır denilmiş. Şimdi arkadaşlar iki tane vektörümüz var. Alabilecekleri maksimum değer toplamları kadardır. Peki bu iki vektörün alabileceği minimum değer ise farkları kadardır. Ve bu oran değeri bizim için 5'e eşitmiş. O zaman k artı l eşittir çapraz çarpımına 5 tane k eksi 5 tane l'dir diyebilirim. Diğer tarafa atıyorum 6 tane l eşittir 4 tane k ise buradan da artık l bölü k'nın 2 bölü 3'e eşit olduğunu söyleyebiliriz. Büyüklükleri sırasıyla 7 birim, 8 birim ve 16 birim olan KLM vektörlerinin bileşkesinin alabileceği maksimum ve minimum değerler bize sorulmuş. Şimdi arkadaşlar maksimum değeri yazarken R maksimum her zaman bu vektörlerin toplamları kadardır. Yani 7 artı 8 artı 16 kadardır diyebiliyorum. Peki bu toplam değerimiz artık ne yaptı? 7 ile 8'in toplamı 15. 16 ile topladığım zaman 31 birim kadardır diyebiliyorum. Peki r minimum alınabilecek en küçük sayısal değer için buradaki değerlerin bir üçgen oluşturup oluşturamadığına bakmamız gerekiyor. Peki KLM vektörleri bir üçgen oluşturabilir mi? Üçgen oluşturma kanunu bizim için nedir arkadaşlar? Küçük olan iki vektörün toplamı eğer büyük olan vektörden daha büyük ise bu bir üçgen oluşturabiliyordu. 7 ile 8'i topladığım zaman 15 yaptı. Bunların bir üçgen oluşturamadığını söyleyebilirim. Neden? Çünkü 15 dediğimiz sayısal değer 16'dan daha küçüktür. E peki eğer üçgen oluşturamıyorsak o zaman buradaki R minimumun alabileceği en küçük değer için en büyük olan vektörden diğer iki vektörün toplamını çıkartıyoruz. Ve buradan da 16-15 yani bir birimlik bir değere ulaştığımızı söyleyebiliriz. Büyüklükleri 9 birim, 8 birim ve 16 birim olan KLM vektörlerinin bileşkesinin maksimum ve minimum değerleri kaç birimdir denilmiş. Arkadaşlar maksimum değer için... R maksimum her zaman toplamlarıydı. Yani 9 artı 8 artı 16'dır diyorum. Ve buradan çıkan sonucumuzun da 33 birim kadar olduğunu söyleyebilirim. Peki R minimum için ne demiştik? Üçgen oluşturup oluşturamadığımıza bakıyorduk. E hemen yazalım. Neydi? En büyük olan vektörden diğer ikisinin toplamını çıkartacaktık. E buradan da artık ne geldi? Eksi 1. Büyüklük değerimiz negatif gelemeyecek. Zaten buradaki değerin alabileceği en küçük değer artık bizim için nedir? Sıfırdır diyebiliyorum. Neden? Üçgen oluşturma kanununa bakıyorduk. Üçgen eğer oluşturabiliyorsak 3 vektörün toplamıyla bir üçgen oluşturabiliyorsan vektörler ne yaptı? Başladığı noktaya geri döndü. Başladığı noktaya geri dönen vektörlerde bileşke değerimiz sıfırdır. Ve senin burada üçgen oluşturma kanunun sağlanıyor. Nereden anlıyoruz biz bunu? Küçük olan iki vektörün toplamı büyük olan vektörlerden daha büyük ise bu üç vektörün bir üçgen oluşturduğunu söyleyebiliyoruz. Ve üçgenin oluştuğu zaman da buradaki bileşkenin alabileceği en küçük değer sıfırdır diyebilirim.